Arkadaşlar merhaba. Bugün My Summer Car'da Rusku'yu en son kumarda kazanmıştık. Onu kurtaracağımızdan bahsediyordum. Evet, şimdi Ferdi'nin oradayız. Traktörümüzle az bir yolumuz var. Gideceğiz inşallah. Kazasız belasız. Arabayı alıp geleceğiz. Çok sıkıntılı bir görev. Eşek arıları soktum öldürüyor. O yüzden çok ağır hareket edeceğiz. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Genel olarak iki hakkımız var. İlk soktuklarını eğer yetişip suya girebilirsek, orada niye traktör sallandı öyle? İlk suya girebilirsek bir 5-10 dakika beklemenin ardından tekrar şeye devam edebiliriz. Ama ikinciden sonra öyle bir şey olmuyor. İkinci soktukları zaman gidiyorsunuz arkadaşlar suya yetişseniz de. Fakat şöyle bir şey var mı onu bilmiyorum. Mesela ben biz bugün görevi yaparken soktu bizi. Tam bıraktık her şeyi bastık gittik eve. Uyuduk yattık kalktık bir gün geçti falan. Ertesi gün gittiğimizde yine bize iki şans mı veriyor? Onu bilmiyorum. Yani onu şartlarda hani çekilmez de öyle yani şimdi bütün her şeyi bırak git falan. O yüzden bu şekilde deneyeceğiz. Ağır ağır deneyeceğiz. Traktörle gitmemin sebebi orası ağaçlık ve dar alan ya. Bunun manevrası biraz daha iyi. Normalde kamyonla da yapılabilirdi. Daha önce kamyonla almıştım ben onu oradan. Çünkü bu ara kamyon elimin altındaydı. Kamyonu tutup çekip yalnız o zaman şeyde merkezdeki şeyde kalıyordum. Oradan alıp merkeze götürmüştüm. Hiç inmemiştim. Direkt tutup merkeze gitmiştim. Merkezde suya atmıştım onu. Ondan sonra şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Camlar kapalıyken de arılar sokabiliyor sizi. Öyle bir özellikleri var. Yani kamyonda daha önce başıma geldi. Bekledim özellikle. Hadi ne olacağını bilmek gerekiyordu. Evet oluyormuş. Özellikle camlar kapalıyken dedim. Yani ona sebep traktörle gitmiyorum dedim ya. Manevradan düştüm. Kamyon için çok uğraşıyorsunuz. İleri geri, ileri geri bu sefer frenler şişiyor. Hadi bir de frenleri bekliyorsunuz falan havası. Frenler şişiyor diyorum. Fren havası yüzünden bekliyorsunuz. Vallahi bakalım traktörle nasıl yapacağız. Tek korkum aracı geri kaçırmak suya. Orası epey bir dik. Daha önce ben gittim oraya baktım yani bir zemin etüdü yaptım. Arkadaşlar burası disco, restoran, bar şeklinde hafta sonları çalışan bir yer. Burada da işimiz var. Geleceğiz buradaki görev için. Onu da göstereceğim sizlere inşallah. Şimdi bir yolumuz kalmadı ya geldik. Geldik, geldik. Aa, hesap bitti. Sakin ol. Sakin dur lamba. Evet. El gazı çok yüksek. Şimdi arkadaşlar şuradaki şeyi görüyor musunuz? Dur. Şuradan daha iyi gözükür. Heh. Öyle bir yerde durmuşum ki evet arkadaş şurada GT jantları var onun içinde bir de devir göstergesi motor devir göstergesi orada şeyi jantları aldığınız zaman Ferdi'ye götürüyorsunuz masanın üstüne bırakıyorsunuz katalogdan
İstediğiniz lastiği seçip parayı veriyorsunuz. Ertesi gün zaten telefon ediyor. Ertesi gün gidip alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Niyetim buradan buradan ileri gidip dönmek, ama tabi burası çok uzun oldu sanki. Dur bakayım, ben buradan gelip şuradan dönsem, ben buradan dönsem bile o araç dönemez, çok çok şey olduk, çok uzakta kaldık. Biraz daha yakın olalım. Yani inbin yapmak istemiyorum arabadan. Bir seferde ups. Sanırım bu yeterli. Aracı suya düşürürsek de biliyorsunuz gidiyor. Ama nasıl oraya gidiyorsun ya? Ya Allah'ını sen, biri söylesin nasıl oraya gidebilir? Yok böyle bir saçmalık ya.
Of, bilmiyorum. Gideceğiz, bakacağız. Karı kovanı orada. Sesleri falan duyulmuyor ama. Sanırım başardık ya. He? Olaydı bu zamana kadar canımızı okurlardı. Harika. Evet. Şimdi arkadaşlar, aracımızı kurtardık. Bundan sonra yapacak olduğumuz şey yavaş yavaş eve çekeceğiz. Bakacağız ne derdi var, neler yapılabilir. Ferdi de bunun için yüklediğimiz bazı parçalar vardı mod olarak. Onları kontrol edeceğiz. Neler alabiliriz, neler şey yapabiliyoruz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet, bu görevi de, bu işi de başarmış olduk. O zaman bir sonraki videoda görüşene dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.